Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Meltem ile yogada bugün esneklik üzerine çalışacağız. Esneklik neden önemli? Bedenin genç kalabilmesi, postürünün dik, aslında dik demeyelim de postürün düzgün olabilmesi ve aslında rahat oturmak, yatmak, kalkmak için esnek olmaya ihtiyaç var. Bu esneklik hani balerin esnekliği ya da bu esneklik hani olmazsa ben yoga yapamam ya da şunları yapamam tarzı bir esneklik değil. Aslında bugün yapacağımız yoga o esnekliği sağlamak için. Şimdi bana en sık gelen sorular şu. Ben yoga yapamam çünkü esnek değilim. Okey. Esnek değilsin ama yoga yapabilirsin. Yoga yaptıkça esnekliğini arttırabilirsin. Ki benim de başıma gelen bu. Öne bile katlanamayan Hatta geldiğimde yani öne katlandığımda ellerim havalarda duran, bacaklarımın arkası sürekli gergin olan vücudumun bütün yerde sırtım, omuzlarım, kollarım tüm bunlar zamanla tabii ki yoga yaptıkça esnemeye uzamaya başladı. Bu esne uzama aslında boyumu da uzattı. Hadi böyle de bir parantez oldu Çünkü postürümü dikleştirdi. Bedenin sıkışmasıyla, kasılmasıyla aslında daha çok gergin hissediyoruz omuzlar çöküyor, boyumuz çöküyor. Çünkü buralarda yük taşıyormuş gibi olmaya başlıyor. Önce bedeni hareketlerle, biraz farklı bir hareket ile hem mobilitesini artıracağım hem de ısıtacağız. Ki o ısınan kaslardan çok aslında dokuları esnetecek bir çalışma yapacağım. Bunu özellikle spor yapanlar tırnak içinde. Çünkü spor yapanlarda esneklik daha kısıtlı olabiliyor. Esneme hareketleri yapsa da ay haftada bir kez mutlaka bu dersin hani son bir 20 dakikası yani bir 15-20 dakika kısmı özellikle bu esnekliği derinleştirmek üzerine spor yapanları buna davet edeceğim. Bunu mutlaka yapmaları yani baş tarafı belki yapmasalar da ama diğer tarafı yani o kalan kısmı pratiklerini, çalışmalarını bitirdikten sonra yapmalarını mutlaka önereceğim. Çünkü benim başıma geldi. Ben o Öne eğilmeleri. Diyelim ki koşuyordum. Yürüyüş yapıyordum. Fakat öne eğilmedi. Yani streç yapmadığım için. Yani esneme yapmadığım için. Bacaklarımın arkasındaki gerginlik artmaya başladı. Sonra dizlerime ağrı yaptı. Sonra ayak bileklerim. Sonra oturmam. Sonra sırtım. Yani hepsi zincirleme. Neden zincirleme? Çünkü dokuyla ilgili. Yani fasya üzerinde çalışan. Fasyayı esnetebilerek. Hem kaslara... ...hem de onların içindeki o kolajen dokularının daha sağlıklı çalışmasını sağlayacağım. Esnetmek için de ısıtacağız. Çift taraflı bir çalışma. İhtiyacın olan metin, blokların, iki tane blok. Blok yoksa, yani yine yapabilirsin ama destek olacak bir şeyler alabilirsin elin altına. O zaman beraber başlayalım. Aslında o dokuların içinde, dokularla bağlantılı olan kaslar, onların içinden geçen kaslar kasları ısıtacaksın ki onların ihtiyacı, hücrelerinin ihtiyacı olan enerjiyi verelim o ısınmayla. Aslında her bir yönden bedenin besleyici, destekleyici bir çalışma olacak. Ben altındaki yastığı alıyorum hemen olaya başlıyoruz. Şimdi dizlerin üzerine doğru gel ve nefesle beraber hem dolaşım sistemini aktifleyecek aynı zamanda nefesle katacağım bir çalışma oluyor. Şimdi sağ ayağım yerde, sol bacağı şöyle geçelim. Geriye doğru al. Sol kolu başının üstünden ileri uzat. Burada nefes al. Ve elleri yere getirip çocuk pozuna doğru gel. Şimdi sol bacak yerde sağ kol. Ve sağ kolu nefes aldım burada. Ve geldim çocuk pozuna doğru. Ve bunu nefesle destekleyerek hareket edeceğim. Sol bacağı, sol kol. iki el yerde. Ve nefes aldım. Ve nefes verdim. Kendi nefesinle buraya harekette devam edebilirsin. Veya benimle beraber kabalabati nefesiyle yani nefes aldım. Nefes verdim. Çocuk pozu. Nefes aldım. Nefes verdim. Çocuk pozu. <laughs> Benim ritmim hızlanıyor. Senin ritmin aynı şekilde hızlanmak zorunda değil. <laughs> Ve fazla düşünmene de gerek yok. <laughs> E, kulaklığımı da yere sen devam et. Ben kulaklığı takarken durdurmayacağım burada. <laughs> devam ediyorsun. Ben şimdi bacağı da kaldırmaya başladım. Yerde de kalabilir ayağım. ve çocuk pozuna doğru geldim. İstersen benim gibi sen de dizlerin üzerine doğru durabilirsin. Kısa bir süre ver kendine ki bu senin hem nabzının biraz daha yavaşlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda fark et de bu hızlı veya yavaş neyse nefesinle ne yaptığın hareketin yarattığı etki. Na, kalbim şöyle şöyle atıyor koşmadık nefesle beraber ritmik hareket gerçekten bu etkiyi yaratıyor Isınmaya devam şimdi sağ ayağımı sol bacağının dışına doğru getirip ardından seyandrasına pozuna doğru geldim tabi bunu metimin önüne dönerek yapacağım şimdi ellerimi yere doğru getirip sağ ayağımı aldım sol bacağı kaldırdım sol diz sağ ayağın dışına ve buradan Ardha Matsyendrasana'ya gelip bacakları kaldırıp Navasana. Sonra sol bacağı öne doğru aldım. Sol ayak önde ve sağ bacağı havaya. Şimdi sağ dizi koydu, oturdu ve Navasana. Şimdi sol bacak aşağı, sağ ayak dışına, Arda Matsyandrasana, elleri yere getirdiğimde sağa öne aldım, sol bacağı kaldırdım. Şimdi sol diz yere, kalça yere ve burada Navasana'ya doğru geldim. Sol bacak öne. Şimdi Arda Matsyandrasana şeklinden geçip ve sağ bacağı kaldırdım. Yere geldiğimde kor, aktif. Şimdi, şimdi bunu istersen benim yaptığım gibi ellerin olmadan da yapabilirsin. Birazcık seni zorlayacak biliyorum. Ama bu zorlamayı da deneyebilirsin. Hem fiziksel olarak hem de bedenin nasıl tepki veriyor bu zorlamaya. Her seferinde buluştuğun yer aslında navasana. Aslında şu an yaptığında hücrelere enerji üretiyorsun. Ki bu enerji gerçekten önemli. Çünkü hücrelerin o enerjisiyle beden kendini yenileyebiliyor. İşte böyle bir durum var. <laughs> Tabi bu yenileme daha genç yaşlarda, daha küçüklerde özellikle küçük çocuklarda bunu daha küçüklerde daha fazla. Ama yaş ilerledikçe işte bizim ona destek göstermemiz lazım. Ve sonra yere oturup tekrar Navasana'dan Bağ dışa doğru geldim <laughs> ve yine gözlemledim. Hissettiğim bir yer nefesini birazcık daha köklendiriyor. Şimdi ayağa doğru kaldıracağım seni. Şimdi şu meti birazcık düzeltelim. Şimdi savaşçı iki pozuna doğru geçtim. Sağ taraftan başlıyorum. Sağ ayak önde. Sol ayağımın içiyle hizalandırdım. Şimdi sağ dizim bükülü. Sol elimi yere doğru indirip sonra tekrar yukarı. Bu nefes aldı ve bu nefes verdi. Nefes aldı. Şimdi burada nefesi verdim. Burada nefesi verdim. Yani kabalabatı ekledim. İstersen bunu biraz daha yavaş yapabilirsin. İlla benim hızımda yapmak zorunda değilsin. Burada aslında daha çok hissetmeni istediğim şey sağ bacağın aktifliği. Sağ bacağı hissediyor olma. Sağ bacağı hem quadsep hem de bütün bacakları komple hissediyorsun aslında. Şimdi başladım. Devam ediyorsun. Ben hızlandım ama sen hızlanmak zorunda değilsin. Ve bu özellikle sol kolu atabil uzaklaştırabildiğim kadar atabildim. Geriye doğru aldım. Şimdi diğer tarafa doğru geçtim. Şimdi açtın kolları ve Eğer burada sen rahatsan biraz daha hızlandım. Belki sağ kolu da ötekisine yaptığın gibi şöyle geriye doğru fırlatıyorsun. Biraz da evet karın kasları hissettim. Ve bunlar senin mobiliteni de arttıran hareketler. Ki bedenin genç kalabilmesi, daha iyi postüre sahip olabilmek için mobilite Olmazsa olmaz. Ki yogada birazcık biz bunu daha stabil hareketlerle sanki eksikmiş gibi gözüküyor ama işte yoga. Her şeyi kapsar. Ve şu an mobilite yapıyorsun. Savaşçı iki pozu içinde. Ah nefes aldı. Ve oh şu an. istersen benim gibi Tadasana'ya doğru gel. Hatta bunu dizlerin üzerine doğru getirip. Ah. Nefesi kullandın. Aktif bir şekilde. Oh. <laughs> Şimdi tekrar tekrarlı bir hareket oluyor. Bu tekrarlı harekette planke doğru geleceğim. Şimdi planke doğru geldiğimde dizlerimi dört ayağa geliyormuş gibi büktüm. Tekrar dört ayağa doğru geçtim. Ay pardon planke doğru geldi. Burada bekledim. Şimdi bük dizleri havada. Şimdi kalçayı itebildiğin kadar geriye, geriye, geriye. Buradan getirdim. Şimdi aşkaya doğru gittim. Plank. Ve ikisinin arasında gidip geliyorum aslında. Bu şekilde devam edin. Şimdi buna güzel tatlış bir şey eklemek istersen çatıranga'dan geçip arkaya doğru. Ama plank'ten de gidip gelebilirsin. Bu çatırankada yüreğe bu kadar yaklaşmak zorunda değilsin. %25 çatırankada yeter. Sonuncu Ve otur dizlerin üzerine ve gözlemle. Gözlemlemek aslında olmazsa olması gerekiyor. Çünkü gözlemlediğince fark ediyorsun ve bedenin sana nasıl ne söylediğini, neye ihtiyacı olduğunu onu anca hislerden, bedendeki hislerden alabiliyorsun. Ve bunun için de gözlemleme ihtiyaç var. Bir şey değiştirmeden. Sen gözlemle, nefesini de gözlemle. Nefesin sana ne söylüyor? Oh yoruldun mu diyor. Hadi beraber devam edelim mi diyor. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Şimdi dizlerimi hafifçe bükeceğim. Ve malasana'ya doğru öne doğru zıpladım. Sonra tekrar aşağı bakan köpek. Dizleri büktüm. Dizler iki yana açık. İki elimin arkasına. Ve burası nempatik sistem. Yani drenaj sistemi için bacakları aktifliyorsun. Aynı zamanda kardiyovasküler olarak da. Evet biraz hoplayıp zıplıyorsun. Ama bu bölüm sana çok zor gelirse bunu atlayabilirsin. Ama diğerlerini yapmaya devam et. Lütfen. Çünkü gerçekten bedenin bunlara ihtiyacı var. ah Tek düzlemde hareket yapmak değil. Çoklu olarak. Ve dizlere gel. Bak bu kadar. Bitti. Ah, benim için de. <laughs> oh. Güzeldi. Uyanışta hissediyorsun. Canlanmayı da. Öyle koltukta saatlerce oturmak yerine harekete geçmek. Çünkü bedenin buna gerçekten ihtiyacı var. Evet dinlenmek çok güzel. Ama dinlenmek kadar hareket birkaç nefes daha buradasın. Birazcık yavaşlatacağız. Bu kadar hızlı değil. Çünkü zaten sonrasında daha güzel. Merak etme. ...gerçekten dinginlendiren, dinginleştirenler olacak. Plank'e doğru getir kendini. Korun, yani karın kaslarını aktifleyenlerini fark et. Ve bu bağlantıyı koruyarak... ...bedeni hizalandırdım. Sağ dize... ...sağ dirseğime doğru çektim. Sonra sola doğru çevirdim. Tekrar geriye alıp kalça ve plank. Tekrar aşağıya topladım. Şimdi bunu beraber yapıyorsun. Şöyle yapacağız. Şimdi bir yeri atladım. O yüzden tekrar yapıyorum. Sağ dir, sağ dirseğe. bacak geriye, kalçayı aç, kalçayı indir. Floating yukarı baka. Tekrar sağ diz geldi. Ve bıraktım. Bir, yani sağ dizi sol dizi almıyoruz. Bu sonuncu sağ tarafta. Şimdi kalçaları yere getir. Ve sevgili Sphinx pozumla buluşmanın mutluluğunu yaşarken eminim sen de bana katılıyorsun. Şimdi sol tarafta bunu tekrarlayacağız. Tekrarlarken eğer el bileklerinin ağrıdığını, zorlandığını hissediyorsan alt kollarını yere göre doğru yapabilirsin. ellerimi yere getirdim. Dört ayakta. Planke doğru. Şimdi gene kor. Yani kora bağlantı kur, göbek deliği içeri, omurgaya doğru yaklaşıyor. Şimdi sol diz, sol kola ve burada küçük bir yukarı bakan. Aldım öne ve yukarı bakan. Ah. Ve nefesi kattım. Alt kollar yerde yapabilirsin, hatırlatıyorum. Ve sonuncu, sevgili alt kollarımı ah, yere getirdim. Bu kadar çabuk işte. Evet, baştan çok zorlanacakmış gibi duruyor ama gerçekten bedenin buna ihtiyacı var ki şu an bunu yapıyor. Ben seni 30-40 sayı yap, ben sana 30-40 sayı değil. Bedenin ihtiyacı olanın kadarını yapacağım. Ha, daha fazlasını yapmak istiyorsan Tabii ki devam edebilirse. Hepimizin bedeni özgün, kendine has özellikleri var. Evet, genellenmiş hastalıklar, genellenmiş sakatlıklar belki yani genellenmiş olan birçok şey var. Ama o genelin içinde özgünlük var. Çünkü genlerimiz birbirimizden farklı. Şimdi buna ihtiyacım var blokları şuradan kendi bloklarımı aldım. Şimdi blokları yere yerleştirdikten sonra öne katlanmaya doğru geç. Burada nefes al. Eller blokta yaptım. Ayakların arası kalça genişli. Şimdi buradan uzun omurganı bul. O yüzden ellerin altında blok sana destek olur ama blokların yoksa el parmakların üzerine gelip ama ellerin altına bir destek alarak yapabilirsin. Şimdi şöyle bir parça geriye doğru aldım. Şimdi bacağı yana doğru aç. İndir. Şimdi kaldır tekrar. Ve geriye doğru uzat yana doğru al ve tamamladım. Ve her seferinde aynı tarafı yapıyoruz ama dizi bükebilirsin. Şimdi yana açtım. Şimdi geriye. Yana doğru açtım ve sonra indirdim. Yana açtım. Biraz daha yavaşlattım hareketi farkındaysan. ve hatta bunu nefesle 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 omurga hala uzun 5 4 3 2 1 5 4 3 şimdi nefesle kattım ve tamamladım. Ve öne doğru katlandı. Şimdi hemen diğer tarafa doğru geçtim. Yine bloklarıma destek olarak uzun omurgayı bul. Hep o uzun omurgayı koruyarak. Şimdi sağ bacağı sağa doğru açtım. Sağ bacağı geriye duvarım öngel oldum sonra öne doğru getirdim ve aşağı doğru indi. şimdi geriye doğru aldım tekrar yana aldım ve yavaşça aşağı doğru indirdim şimdi buna nefesi katıyorum ama nefesi katmadan önce beş sayı hepsinde beş sayı beş dört üç iki Geriye. 5, 4, 3, 2, 1. Yana. 5, 4, 3, 2, 1. Aşağı. 5, 4, 3, 2, 1. Yana. Şimdi nefes. Al. Ver. Al. Ve ver. Al. Ve katlananım. Şimdi blokları Metin önüne doğru koyduktan sonra elinin altına doğru elini omuzlarının altına doğru getir. Ve aşağı bakan köpeğe doğru geldim. Topuklarının yere ağırlaşmasına izin var. Hatta ben şu an metin kenarlarını tutacağım. Ve tutarak biraz daha nefesi olabildiğince onu zorlamadan nefesin içinde büyük nefesler ve yav alıp yavaş nefes veriyor oluyorum ve biraz önce yaptığım bütün o tekrarlı hareketlerden sonra durmak bedensel o dinginliği alanını bulduktan sonra zihninde düşünceler nasıl durumda hücrelerine nefesi gönderiyorsun. Onları yenilenmesi, onlara destek olması için. Ve o biraz önce aktiflediğimiz sempatik sinir sistemini şimdi parasempatik sinir sistemi ne doğru geçiriyorsun. Uzun nefesler alıp uzun nefesler vererek sağ ayağını getir öne doğru. Ve eğer sen de benim gibi yapmak istersen blokları alabiliriz ama bu blokları dediğim gibi gerçekten kullanmak zorunda değilsin. Şimdi elimin altında bloklar olanlar için söylüyorum. Şimdi buradan sağ bacağımı düzelttim. Sol bacağımı. Şimdi öne doğru nefes aldım. Ve nefes verdim. E gerçekten biraz önceki o nefes hızını hatırlatıyorum sana. Sürekli verdiğin nefeslere odaklı ve biraz daha ritmik hızı farklıydı. Şimdi burada daha çok uzamaya, hani arada yaptık ya beş sayı alıp beş sayı verdiğin nefesi. O bacağın hareketini beş sayıya çıkardın. Beş sayı olmak zorunda değil ama olabildiği kadar nefesinle eşlik ettiği ama uzun ve derinler nefesler oldu. Özellikle benim gibi sık yoga yapanlar da dahil olmak üzere spor yapanlar, atletler onlar için onların esnekliklerini arttırmasına gerçekten inanılmaz yardımcı oluyor. Bu yapacağımız çalışma olabildiği kadar sırtı yuvarla çeneyi göğse doğru yaklaştır. Yani çok derin bir şekilde aslında şey yapmıyorum. Yani bacağıma yapışıp katlanmıyorum. Kendi kapasitenin olabildiği kadarıyla yani üçte ikisini yapıyor. Yani tamamını yapmak durumu da değilse. Derin nefesler. Arkadaki dizi bir lafça bükebilirsin bu arada. Arkadaki dizi hafifçe büktüm, yere doğru getirdim ve sol kolu yukarıya doğru kaldı. Arka topu yere doğru indirdim. Çok fazla düşünmene gerek yok, sadece açılma ve esneme olarak bunu gerçekleştiriyorsun. Nefes verirken sol eli yere doğru getir, sol topuk havada, sağ kolu yukarı kaldır. sol dizi yere doğru bırakabilirsin. Yani burada güç uygulamak değil, bedeni yenilemek için gerekiyorsa sol dizi indir. Şimdi zaten indireceğin şöyle, sol dizi sağ ayağının topuğun dışına doğru getirip kalçamı yere arda masyandır asana. Sağ dizi göğsüme doğru yaklaştırıp göğüs üst bedeni dik tutarak kendini sağa doğru çevir. Ve bu kolay yani seni zorlayan bir çevirme değil. Derin değil. Efor uyguladığın değil. Ve verdiğin nefesleri yavaşlat. Ve bunun için sayabilirsin nefesleri. Aldığın nefesten çok verdiğin nefesler. Dört sayı olabilir. Beş sayı olabilir. Şimdi öne doğru çevirdim ve hafifçe sanki garuda sana bacağına, gomuk pardon, pozuna gelmiş gibi dizlerim olabildiği kadar üst üste. Ama illa üst üste olmak zorunda değil. Çünkü bazılarınızın bu kadar yukarıda kaldığını biliyorum. Çok derin veya kendimizi zorlayacak durumlar yaratmıyoruz aslında. Biraz daha dediğim gibi burası dinlendiğin bir çöldeki vahaya geldin. Öyle düşün o çöldeki bağda istediğini keyifle yapabil. Yani bu poz için de keyif alabil. Ve keyif aldıkça tüm o harcadığın eforların karşılığı olsun. Ki buna ihtiyacı var. Sadece bedenin değil zihnin Hiç durmadan çalışmak tüketiyor. O çalışmak, evet çalışmalısın. Yapılması gerekenler var, gerçekleşmesi gereken yer var. Ama bir durmak, bir an gerçekten onun hayatında yarattığı etkiyi aşağı bakan köpekle test edelim. <laughs> Şimdi aşağı bakan köpeğe doğru gi ve sağ bacağı yukarı kaldır, sağ dizde bük. Ve özellikle omuzların yere doğru bakıyorsun yani birbiriyle eşit olsun. Ve hatta belki şimdi sağ dizi biraz daha çevirdiğinde sağ omzu da geriye doğru alacağım. Dediğim gibi bedeninin şu an ihtiyacı neyse o şekilde gerçekleştiriyor ol. Ve sağ ayağı getirdim yere. Derin nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Sol ayağı getir öne doğru. Göğsü açtım. Yine blokları ben getirdim. Ama dediğim gibi bloksuz da yapabilirsin. Bloklar muhteşem bir destek gösteriyor. Ama onlar olmadan da sen muhteşemsin. Onların yerine kitap olabilir, onların yerine kutular bile olabilir. Sadece bize destek oluyorlar. Şimdi burada daha fazla aslında nefesinle hareket ediyorsun. Sanki böyle daireler çiziyorsun. Ve en başa geldin. Açıldı, Sonra sona geldin ve yeniden baştan başlıyorsun. Bacağı düzelttim. Sona geldim. Şimdi yeniden başlatıyorum. Ve öne doğru katlında yüz, kendi kapasitenin yüzde ellisi olarak kalabilirsin burada. Ve ihtiyacın varsa bük. Sol dizini bük. Hafif sağ dizini bük. Hafif çeneyi göğse yaklaştırdım ama bu çeneyi göğse yaklaştırmak. Esnemeyi hissettirsin. Yani uzamayı hissettirsin sana. Ama bir şeyleri eforla uzattırmaya, çekiştirmeye çalışıyorsan ki bir lastik bile kopuyor. Bir nefes daha al. Şimdi sol dizi büktüm daha derin büktüm sağ topuğu yere ve sağ kolu yukarı kaldırdım kasıkları hissediyor olabilirsin ön kalçayı hissediyor olabilirsin sağ elim çok fazla düşünmene gerek yok hani topukları ayakları hizalı demiyorum olabildiği kadarını sunuyorsun şimdi sağ eli yere doğru getirdim ve sağ dizi yere koyup sol kol yukarıya Neye ihtiyacın varsa havada kalması oysa o şekilde gerçekleştir. Eğer havada değilse havaya doğru kaldır. İki eli yere doğru aldım. Şimdi arkadaki ayağı biraz getirdim ve sağ dize sol ayağının dışına doğru yerleştir. Bu sevgili kablom hiç bırakmadı beni. <laughs> Şimdi eğer inebiliyorsa sol kalçanı yere doğru indirmeye çalış. Ama inmiyorsa çok da dert etme ve kendine soluna doğru çevir. Yani burada dikkat ediyorsan çok net pozlar, çok köşeli pozlar yapmıyoruz. Olabildiği kadarıyla pozun içinde yer alıyorsun. Ama yer alırken de rahat bir şekilde. Bir şey kazanmak durumunda değilsin burada çünkü. <laughs> Özellikle bunu sporculara söylüyorum. Şimdi sol diz sağ dizin üstüne doğru gelecek şekilde. Üst üste yerleştim. Ellerimi belki blokların üzerine. Belki. ...hiç öne katlanmadan bu şekilde dik durucun. <laughs> Kalçaları hissediyorum, ben de hissediyorum. Belki biraz daha öne doğru... ...gelsen tabii onun etkisi daha den ol. Özellikle koşucular için bacaklarını... ...daha kuvvetli kullanan futbolcu... ...basketçi, voleybolcu... ...şimdi sayamayacağım birçok... ...yani birçok sporda aslında var ama... ...alt bedeni daha eforlu kullanıyorsan... ...şu an poponun... <laughs> dışını, yanını, bütün o kasların esnediğini hissedebilirsin öne geldikçe. Ama yine hatırlatıyorum. Efor değil, bırakmak. Biraz daha teslimiyet diyelim. Şimdi yine blokları şöyle kenara doğru aldım. Öne doğru. Ayakları met genişliğe açtım. Şimdi blokla bir tane blok ve iki blok aldım. Ve onları yatay şekle doğru getirip şöyle yerleştirdim. Şimdi onları üst üste yerleştirerek sandalyeme oturdum. Şimdi bu poz Malasana pozu. Bu şekilde kalabilirsin. Ama bu bana çok rahat, hiçbir şey hissetmiyorum diyorsan bir tanesini daha kaldırdım. Hatta bu da değilse daha da çıkartıyorum. Çömeledik. Hatta kalçayı yere doğru yerleştirip bu çok daha rahat. Bunu arkamda bir duvar olduğunu düşün. Hatta duvarım şurada. Ben o duvarın önüne doğru gelip duvarı kendi arkadaşım olarak belirleyip başımı hatta duvara hadi sen de gel böyle yap. Eğer duvarın yoksa mala sana da bekleyebilirsin ve altına destek alarak derin nefesler. iç bacakların, bütün o kolajen dokuları, dokuların içteki kolajen, hücrelerin ihtiyacı olan sıvı, önce başta yaptığımız o tekrarlı hareketler, ısıtma, Isıttıktan sonra ihtiyaç olan o sıvıyı, beslenmeyi sağlıyorsun. Restoratif. Ama bu restoratif etki dediğim gibi desteklerle sağlamak tabii daha kolay. Ve şimdi dizlerini bir içeriye bir dışarıya doğru alarak sonra kendine dizen üzerine doğru getir. Şimdi istersen altına bir blok alıp şu şekilde oturabilirsin. Eğer benim gibi oturabiliyorsan bu şekilde oturabilirsin. Ama bu ki biliyorum bazı sporcularda özellikle bisikletçilerde ve koşucularda karşılaştığım bir şey. Sırtını duvara dayayarak ayaklarının altını birbirine doğru değdirip bu şekilde bada sana da kalabilirsin. Ben dizlerimin üzerinde olan versiyonu yapacağım. Çünkü üst bacaklarımın esnemesine baya ihtiyacım var uzun bir yoldan geldim. Oturdum yaklaşık bir 11 saat. Ve bu uçak yolculuklarının benim bedenimdeki en büyük etkisi bacaklarımda oluyor. Yani tabii uykunun ve o oturmanın sağ ve sol boynumdaki etkisi ayrı uyuma sırasında. Ama esas bacaklar. Şimdi o üst bacaklarımı kendini bırakmaya başladıkça o dokuları sanki sıvıyla dolmaya başladığını, o hücrelerin sıvıyla dolmaya başladığını ve o dokuların artık arasındaki o sıvının harekete geçtiğini hissediyorum. Ve birbirlerini artık sürtünmeden hareket ediyorlar. Çünkü o sürtünme ağrıyı, o sürtünme acıyı hatta sakatlıkları sebep oluyor. Elleri biraz daha geriye doğru alıp sırtın duvara dayalı oturuyorsan o şekilde kalabilirsin. Ama ben biraz daha bu esnetmeyi derinleştirmeye çalışıyorum. Ve, ve o sevgili direnç gösteren üst bacaklarımın dokularını bir parça daha eforla ve hareketle destekleyerek tatlılıkla onlarla ilgileneceğim. <laughs> Kalçamı biraz öne kaydırdım. Kaydırınca etkisinin daha derinleşmeye başladığını hissedebilirsin. Oradaki yani bağ dokulardaki kolajenin yapılanmasını sağlıyorsun şu an. Ve bu senin aslında dinlenmeni, bu senin yenilenmeni sağlıyor. Ve sen kendi bedenine destek oluyorsun kendine gelebilmesi için. Antrenmanlar sonrası ya da benim gibi böyle uzun saatler uçak yolculukları ya da iş. Çünkü beden kendini sıkıyor ve sıktıkça daha da sıkışıyor. O sıkıştıkça zihin sıkışıyor, gerginleşiyor ve beden ne kadar rahat olursa emin ol her şey çok daha farklı. Şimdi biraz daha o lenfatik sistemi, dolaşım sistemini rahatlatmak için duvarda bir hareket olacak. Hareket dediğim aslında yine duvarda kalmalı bir şey. Bir parite karani. Ama onu duvara dönük olarak yapacağım. Şimdi bacaklarımı salladım. Şimdi duvarda nasıl yapacağını burada metin üstünde göstereyim. O yüzden hepinizi duvara doğru davet edeceğim. Kalçanı burada göstereceğim nasıl yerleştiğini. Sonra ama ben sırt üstü metin ortasında yapacağım. Ama senin duvarın yoksa sen de benim gibi sırt üstü yatarak yapabilirsin. E buradan bacakları yukarıya doğru alıp. Ve böyle sırt üstüne. Tabii benim şu an burada mikrofonum ezildi. Çatır çatır ses geldi. Onu yana aldım. Şimdi bunu alternatifli olarak şöyle yapabilirsin. Sırt üstü yattım. Dediğim gibi eğer duvarın yoksa bacakları kaldırdım. Yani duvarsız bir yer ama bahçede yapıyor olabilirsin tabii ki. Altına poponu kaldırıp blokları yerleştir. Tam sakrumun oraya gelecek. Fakat burada şöyle bir parantez var. Eğer kuyruk sokumları da sakrumda problem varsa zaten hiç blok kullanma. Ve bacakları yukarıya doğru kaldırdım. Tabi böyle havada tutunca biraz daha aktif bir şekilde kalıyor. Ama aslında ben o aktifliğini de korumasını istiyorum. Çünkü o aktiflikle bırakmak kolaylaşıyor. Nasıl diyeceksin? Bacakları yere indirdiğin zaman bunu konuşalım. Ama tabi duvardan destek almak çok daha ayrı bir etki yaratabilir. Ben bunu tüm gün ayakta durduğum zamanlar yine koşu ya da bisiklet sonrası yani ayakta durmak ya da uzun saatler oturmak. Eğer varisin varsa, varislerin varsa mutlaka her gün yapmanı tavsiye edeceğim hareket. Ve aslında bu bir ters duruş. Bunu ters duruş yapan kalça kalbin yukarısı, kalp zihnin yukarıdası. Bazen zamanın kısa olabilir, kısıtlı olabilir. Esnetmeye ihtiyacın varsa bedeni. Belki şöyle bir benim gibi bacakları yukarı doğru alıp aynı şu an yaptığın hareket gibi. Ve böyle kalabilirsin ve burada kan dolaşımını değiştiriyorsun. Ve bu sayede aslında kalbi rahatlatmaya başlıyorsun. Sakinleştirici bir poz. Anksiyete gibi durumlarda da inanılmaz yardımcı. Yenilenmek, yenilen, yenilemek. Sadece beden dış görünümle anlı iç değil, içerideki sistemin de dolaşım, sinir, sindirim tüm bunların aynı şekilde yenilenmeye ihtiyacı var ki bunu da beden zaten yapıyor ama onu biraz fazla yoruyorsun hepimiz, ben de yoruyorum yediklerimizde içtiklerimizde duruşumuzda ona ne kadar destek oluyorsun İşte bu onu onurlandırmak için yaptığın aslında çok minik bir çalışma sana sunduklarını takdir ettiğini ona dile getirmen için. Bir nefes daha al burada. Ve boşalt nefesi. Yavaşça duvardaysan Oradan ayrılmaya başla. Ve bir hissetmeye başladın. Ve buradan sağ ayak bileğini sol dizinin üzerine doğru getir. İki elini sol bacağın önünde buluşturdun. Sırt üstü güvercin. Sağ ayağın flex. Sağ dizimi kendimden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Biraz daha aktif tutuyorum ki beden o restore etmeyi, yenilenmeyi gerçekleştirsin. Aktif kalıyoruz dinlenme pozlarının içinde. ellerini çöz. Sol ayağı yere getir. Hiçbir şeyi bozma. Sağ ayağı kalçanı biraz daha sola kaydırıp sol diz yerde, sağ diz yukarıda. Ve burada leank kemini aslında biraz daha böyle bir şey olarak, e, hamak olarak düşün. Ve bu hama geriye doğru itiyorsun. O sağ diz düşmeyecek. Olabildiği kadarıyla dik. Sağ bacağın yanını hissediyor olabilirsin. Benim gibi. Derin nefes alıyorsun. Ve uzun nefesler veriyorsun. Ve Burada bedeni de restore ederken aslında zihni de restore etmiş, yenilemiş olursun nazikçe esnetiyorsun aslında bedeni. Evet, birçok poz aktif geçirdiğin tüm o süreçlerde. O aktiflikten sonra bunları yapmak çok güzel. Ama şimdi biraz daha olabildiği kadarıyla aslında o yoğunluğun, bugün o yoğunluğu yapmak yerine sadece bunu yapıyor olabilirsin. Ve farkındaysan pozlarda bir buçuk dakika, hatta iki dakika duruyorsun. O iki dakika zaten işte bütün bu bahsettiğim yenilenme etkisini yapıyor. Yeniden o dokuları hatta alanına yani o streçe aktif hale ...kalıcı hale getiriyor... ...çünkü uzatırsın... ...ama geri haline gelir... ...uzatırsın kalır... ...uzatırsın işte... ...mesafe açılsın... ...bu aslında fasya ile yani... ...bağ dokusuyla ilgili... ...onun içindeki temel sıvı... ...bir bal... ...gibi o düşünebilirsin yani bal değil tabii ki... ...çünkü balı soğutursan ne olur... ...katılaşır... Isıtırsan ne olur sıvılaşır. İşte o yüzden önce ısıttık. Onun sıvılaşma etkisiyle dokular arası hareket oldu birbirlerine sürtünmeden. Ve bu hareket o dokuların yenilenmesi. Çünkü onların içindeki hücrelere sen hem sıvı hem oksijen gönderiyorsun. Ve hücrelerin yenilenmesi, kolajen dokuların da yenilenmesini, kolajenin yenilenmesini sağlıyor ki o dokuların fasya'nın yenilenmesini sağlıyor. İşte ağrılar, acılar, sakatlıklar bu şekilde giderilebiliyor, önlenebiliyor. Şimdi ellerimi serbest bıraktım. Sol ayağımı sağ yere, sağ tarafta yere getirdim. İhtiyacım varsa sağ elin sol bacakta olsun. Ve bir şey daha hatırlatayım. Şu bedenin o yan tarafındaki IT bandı, o bağ dokunun parçası. Ben sana burada aslında çok fazla böyle esneklik ya da çok fazla hareket etmek değil. Bedenin o elastik enerjisini tutabilmek. Çünkü o zaman o katılıktan daha rahat hareket edebilme durumuna geliyorsun. Yani her yerin oynak, her yerin esnek olmasından öte. Senin zaten var olan şu anki duruşunu biraz daha rahatlatmak. Bedendeki o gerginliği, sıkışıklığı rahatlatmak. Ve bundan önceki yayınladığım ders yani, bundan önceki videomda egzantrik kasılmalar yaptım. Bu egzantrik kasılmalar başta yaptığımızın daha yoğun haliydi. Daha aktif haliydi. Yani bu dersten önce onu da yapabilirsin, birleştirebilirsin dersleri. Tabi zamanına bağlı olarak en tatlı bölüme gelerek şavasanaya doğru yerleştiriyorsun. Eğer üstüne ihtiyacın varsa bir örtü alabilirsin. Asıl şavasanaya geçmeden bir minik bir şey daha yaptıracağım. Kendini şöyle alabildiğin kadar sola doğru al kollarını, ellerini. sonra diğer tarafa. Ve şimdi artık sırt üstü yatmaya doğru gel. Nefes çalışmasıyla yani ile bitireceğim ve çok çok basit. Dört sayı al nefesi. Sekiz sayı nefesi verme üzerine. Olabileceği en rahat haline gel. Ve beni takip et hazır olduğunu al nefesi.

eğer mutluysan 5 sayı alıp 10 sayı verebilirsin. Benimle beraber. Al. Ver. Ve ben artık saymayacağım. Eğer kendini çok gergin hissediyorsan o nefesi biraz daha uzatma halinde. O zaman 4 ve 8'de kal. Ve eğer beş sayı alıp on sayı vermek rahatsa altı sayı alıp on iki sayı nefesi ver. Aslında o dokuları alkanize, hani alkali su dengesini buluyorsun. Bütün bu çalışma, o dokuların sağlıklı hale gelmesi. Ve aynı şekilde şu an sinir sisteminde de, restore eden, rahatlayan bedenin, Etkisini sinir sisteminde görebilirsin. Bir tam tur daha yapıyor ol nefesinde. Artık doğal nefesine gel. Kısa bir süre burada o nefesin geçişini gözlemle. kendi doğal haline geldiğinde onunla bedenin bir araya gelişini iste. Belki daha fazla bırakmaya başladı. Ve hatta sen biraz daha fazla durmak istedin. O yüzden ben de seni burada bırakacağım. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Ama zamanın kısıtlıysa kalkabilirsin beraber kapatmak için. Hepinize şifa olsun diyorum. Namaste. Ve bu pratiği haftada bir en az ya da yoğun spor yaptığın 2-3 gün sonrası belki tamamını, belki yarısını ve dediğim gibi daha önceki videoyla da birleştirerek o egzantrik kasılmalarla beraber yapabilirsin. Daha fazla video izlemek istersen kanalıma üye olup beni destekleyebilir aynı zamanda videomu da beğenebilirsin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa bu arada unutmadan MeltemEtterapimyoga.com ve MeltemAltrefaka basmaz Instagram hesabıma iletebilirsin yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere.